dop dolu bir programla karşınızdayız. Bugün çok ama çok özel stüdyoda konuklarımız, çok değerli doktorlarımız ve içerisinde çok önemli bir profesörümüz var. Çok önemli konular konuşacağız. Kesinlikle. Çok. Bugün can kulağıyla dinleyin bugün. Kesinlikle can kulağıyla dinleyin. Özellikle saç ekiminin üstadı, duayeni, her işin bir profesörü vardır. Saç ekiminin de profesörü bugün bizlerle. İstediğiniz soruları sorabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında yine tabii sağlıkla ilgili tedavi olmak istiyor insanlar. Fakat tabii hiç kimsenin başına gelmesin ama istenmeyen sonuçlar bazen çıkabiliyor. Bazen olabiliyor, yanlışlıklar olabiliyor, terslikler olabiliyor. Olabiliyor. Bununla alakalı çok değerli bir avukatımız var. Fırat Gültekin detaylı bir şekilde hasta hakları ile ilgili de bir söyleşimiz en önemli şey olacak. Hakkımız ne kadar onu bilmek lazım. Lazım. Evet. Bilmek lazım. Ve yine her hafta olduğu gibi burun. Ayşe burun. Ayşe burun. Evet, burun. Bununla burun, ilgili de boğaz. Tıkanıklık, hastalık. Evet, evet, ben evet. Nasıl hastaydım biliyor musunuz? Çok geçmiş olsun, evet. Nasıl hastayım? Geçen hafta hatta böyle bitirdim ya programı ama sağ olsun ekibi beni iyileştirdi. Serumlar, iğneler, ilaçlar. Ama bir baktım kaybolmuşsun. Evet, çünkü sen bana fatura çıkarırsın diye bunu arka kapıdan kaçtım. Lütfen, lütfen, lütfen. Bu arada öncelikle herkese Allah sağlık, sıhhat versin. Tabii ki ilk başta ailelerimize, annemize, babamıza. Bugün benim annemin doğum günü. Ellerinden öpüyoruz. Anne işte doğum günü kutlu olsun. Kutlu olsun. Gerçekten her şeyin başı sağlık. Sağlığımızı koruyalım, sağlığımızla ilgili tüm bilgileri öğrenelim. Ve doğru kanallardan bilgi alalım. Lütfen tavsiye üzerine bu işin bilenleri doktorlara başvuralım. Kulaktan duyma bilgilere itibar etmeyelim. Onun için istersen konuklarımıza bakalım. Sonra bakalım. Konuklarımızı çağıralım. Aynen. Saç ekimi nedir? Kimler saç ekimine uygundur? Saç ekiminde hangi yöntemler kullanılmaktadır? Yüz germe ameliyatlarından sonra oluşan izlerin saç ekimiyle iyileştirilmesi mümkün müdür? Merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Derya Özçelik canlı yayında cevaplayacak. Az sonra. Burun estetiği nedir? İdeal burun neye göre karar verilir? Burun estetiğinde son teknolojik gelişmeler nelerdir? Estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veli Aslan sizler için canlı yayında önemli bilgiler aktaracak. Az sonra. Hasta hakları nelerdir? Hasta veya yakınlarının mağduriyeti nasıl giderilir? Mağdur olan hasta nasıl bir yol izlemeli? Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Avukat Fırat Gültekin hasta hakları hukuku hakkında merak edilen her şeyi canlı yayında anlatacak. Az sonra. Evet Gizem. Çok önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Hiç vakit kaybetmeyelim, hemen soracağım. Hemen konuklarımızı. Mümkün olduğunca fazla bilgi alalım. Kesinlikle, bugün. Kesinlikle. Evet, konuğumuz, değerli hocamız 3 haftadır gelmek isteyip de bir türlü fırsat yoğunluktan dolayı gelemedi. Profesör Doktor Derya Özçelik, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı. Ayrıca Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Genel Sekreteri. Hocam teşrif ettiniz, bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Çok güzel. Veli Bey, sizler de yine çok teşekkür ediyoruz. Veli Aslan. Ben bugün yine burnu ediyorum. Konuşacağız Veli Hocam'la da detaylı bir şekilde. Tabii burada Derya Hocam'a dönmek istiyorum. Tabii Derya Hocam, biz çok eskiden tanışıyoruz. Aynen. Aşağı yukarı bir 13 yıl oldu. Kesinlikle. 13 yıl oldu. Kesinlikle 13 yıl saç ekiyorduk beraber. Beraber saç ekiyorduk hocamla birlikte. Evet, sonra ben üniversiteye geçtim. Gerçekten de Gizem, Derya Hocam hem eğitim boyutuyla hem yaptığı işlerle ve birçok saçla ilgili kongrelerde, seminerlerde, yurt içi, yurt dışında Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'de şu an saç ekibinin gelmiş olduğu noktaya birçok katkısı olan çok değerli bir profesörümüzdü. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bu konuda hocam saç ekimi nedir diye başlayabilir miyiz? Tabii ki. Saç ekimi cerrahi bir işlem İbrahim Bey, Gizem Hanım. Bu işlem mutlaka ki bir cerrahi işlem olduğu için diğer ameliyatlarda neye dikkat ediyorsak onlara dikkat etmemiz gerekiyor.
arka taraftan saçların alınıp, yani kalıcı olan saçların, arkada bulunan saçların alınıp öne transfer etme işlemi. Bir çeşit plastik cerrahi tabiriyle grefleme ameliyatı aslında. Tabii ki görselliği iyileştirmek amaçlı bir estetik cerrahi işlem. O nedenle mutlaka hastalarımıza bu konuyla ilgilenen plastik cerrahlar başvurmalarını önermek istiyorum ilk cümle olarak. Evet. Evet. Peki yani hocam, işi bilmeyen insanlara kendilerini teslim etmesin. Yani cerrahi bir işlem. O nedenle estetik cerrahi bir işlem. O nedenle doğru adres plastik cerrahlar. Yani güzellik cerrahlar. Salonunda yaptırılacak kesinlikle. Bir işlem değil. Güzellik salonlarında zaten sağlık amaçlı enjeksiyon bile yasaktır. Evet. İşte değil ki mesela ameliyat. Bilmiyoruz. Çoğumuz güzellik tabii. Salonunda her şeyi halledebiliriz tabii. Botoks, zannediyoruz. Botoks, dolgu kesinlikle evet. Yönetmeliklere aykırı. Evet. Peki hocam, saç ekimini kimler yaptırabilir? Yani ne tarz özellikler gerekiyor saç ekimi yaptıracak evet, kişiler? Evet, hastalarımız bize başvuruyorlar. Biz onların saçlarını analiz ediyoruz. Mesela bazen çok değişik istekler oluyor. Saçları bayağı yoğun bir kişi geliyor. Hani saç ektirmek istiyor. Diyoruz ki hani size bu kadar ciddi bir yoğunluk var. Zararımız bile olabilir. Daha çok gelenler erkek, yani uygun bulduğumuz hastalar erkek tipi saç dökülmesi, hı-hı, beyler için. Bayanlarda yine altta yatan herhangi bir hastalık yok. Onları analiz ediyoruz. İşte demir eksikliği, tiroid vesaire, öyle bir hastalığı yok. Saçları dökülmüş. O zaman eğer arka kısmı onda uygunsa bayanlara da saç ekiyoruz. Ama hastalarımızın daha çok, mesela 10 hastamızın 8'i bey olurken ikisi bayan oluyor. Daha sık beylere erkek tipi dökülmede yardımcı oluyoruz. Peki tabii az önce de biraz değindiniz ama yani burada saç ekimini kimler yapmalı? Hı hı. Bu konuyla alakalı bildiğim kadarıyla siz bir yönetmelik de hazırlıyorsunuz. Evet. Bakanlıkla da zaten ciddi anlamda irtibat halindesiniz. Aynen, evet. Sizden talep ediyorlar bu konuyla alakalı kimler yapmalı, hangi şartlarda yapılmalı, hı hı, diye. Bu konuyu biraz açmanızı istesem hocam. Tabii. İlk cümlede de özellikle söylediğim gibi bu estetik cerrahi bir işlem. O nedenle ekip başının mutlaka plastik cerrah olması lazım. Kullanılan ilacın dozundan görselliği düzgün ayarlamak için, bütün ayrıntılarıyla yapabilmek için bu şart. Ama bu tabii ki tek başına bir cerrahın bitirebileceği bir işlem değil. Yardımcı arkadaşlarımız var, hemşire arkadaşlarımız ya da sağlık memuru arkadaşlarımız. Onlarla beraber, ki bütün ameliyatlarda zaten bize hemşire hanımlar yardımcı olur. Onlarla beraber bir ekip olarak bu işlemi yapıyoruz. Şu anki yönetmeliklerde hastanelerin, ameliyathanelerin de yapılması öngörülüyor. Fakat saç ekiminde Türkiye artık bir dünya devi haline geldiği için ameliyathaneler bu ihtiyaca cevap veremez hale geldi. O nedenle bakanlık da ihtiyaca binaen hastanelerin içinde uygun koşulları yerine getirmesi şartıyla, ya hasta güvenliğini gözetecek biçimde şartların yerine getirmesi durumunda hastane içinde bu iş için hazırlanmış odalarda bu işlemi yapılabileceğini, altyapısını şu anda hazırlıyor. Peki bu dünyada önce olmasının nedeni nedir Türkiye'nin? Hani ne yaptık da biz bu kadar başarılı olduk? Şöyle ki biz zaten plastik cerrahi olarak çok başarılıyız. Yani bunu halkımız bilir veya bilmez. Plastik rekonstrüktif estetik cerrahi de zaten dünyadaki ilk 10, çok rahat söyleyebilirim. Hı. Her anlamda, hem bilimsel yayınlar anlamında, hem kattığımız yenilikler anlamında, hem yaptığımız ameliyatların sonuçları anlamında zaten plastik cerrahi olarak biz çok iyi bilinen bir ülkeyiz. Yurt dışında prestijimiz çok yüksek. Bütün, mesela elinize çok prestijli dergiler alın, bilimsel dergileri alın. İçinde mutlaka 2 tane, 3 tane, 4 tane Türkiye'den hatırı sayılır. Böyle vaka sunumu gibi değil de orijinal makale tarzında yayınlar görürsünüz. Biraz onun uzantısı. Bir de şöyle bir özelliği var saç ekiminin ve biraz da aslında plastik cerrahinin. Teknoloji bağımlı bir şey değil. Daha çok el emeği, bilgi ve sabırla sabır, ilgili bir şey. Sabır, onu diyecek. Demek ki evet. Tıp doktorları tabii. Daha sabırlı. Tabii hocam, yani deneyim vardı. O deneyim saç ekimine aktarılmış gibi oldu biraz. Bir de tabii burada şey var olsa gerek hocam. Yani Türk insanının el kabiliyeti, el melekeleri. Tabii. Çok yatkın yani. Pratik zekasıyla bir araya geldiği zaman. Kesinlikle. Bir de eğitimle bu taçlandırılmışsa. Kesinlikle. Muhteşem, mükemmel sonuçlar ortaya çıkıyor ki. Derya Hocam gibi bu konuda da ciddi anlamda tecrübe sahibi olan hocalarımızın vermiş olduğu eğitimler nezdinde ben inanıyorum bu şekilde ciddi anlamda bir artış gösterdi. Evet. Evet. Peki hocam, ameliyat mıdır? Yani saç ekimi. Ameliyat tabii. Bir ameliyat olarak değerlendirmek tabii, gerekiyor. Kesinlikle. Peki saç ekiminde günümüzde tabii fue dediğimiz herkes tarafından da malum bilinen tek tek alınan bir teknik var. Bunun dışında uygulanan teknikler nelerdir? Daha eski klasik bir yöntem fut vardı biliyorsun, hı-hı, İbrahim Bey.
Food Teknika'dan doku alıyorduk. O dokuyu greflere dışarıda ayırıyorduk. Aslında o tekniği de çok yabana atmamak lazım. Çünkü bazı kişilerin saçları foyaya uygun olmuyor. Özellikle kıvırcık saçlı kişilerin bazen kökleri böyle çok çapraşık oluyor. Zikzaklar yaparak gidiyor saçlı derin içinde. O kişilerde ne kadar uğraşsak da fuya yöntemiyle çok verimli bir greft alamayabiliyoruz. Çok verimli saç kökü elde edemeyebiliyoruz. Çok arzu ediyorsa o kişilerde foot'a dönüp ameliyat esnasında bir doku alıp dışarıda köklerine zarar vermeden göre göre dokuları oluşturmak gerekebilir. O nedenle saç hekimiyle uğraşan kişilerin foot'u da yani arkadan doku çıkartıp oranın kapatılması şeklinde yapılan ameliyatı da biliyor olması lazım. Ama her iki yöntemde de yine de bir minik bir olumsuzluğu da göz önünde bulundurmak lazım. İlla ki %100 saçımızı ektik çıkacak bitti diye bir şey yok. Yani bir açık kapı olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Aslında şöyle Gizem Hanım. Yani kesin bir sonuca kişiden kişiye değişir en azından. Herkesin bünyesi farklı. Yani şöyle mi algıladım acaba? Yani yapılan saç ekimi sonucunda eski saçı kadar bir beklentisi olmasın. Ya da kişiden kişiye değişebilir diyebiliriz. Yani herkese %90 saç çıkacak diyemeyiz herhalde. Aslında şöyle Gizem Hanım tam tersi dememiz gerekir. Çünkü şöyle arkadan... Ama kişi farklı özellikleri barındırmaz mı bünyesinde biyolojik olarak? O bir etken değil mi? Zaten altta yatan işte biraz önce söylediğimiz gibi bir tiroid hastalığı, bir anemi efendim altta yatan ciddi bir metabolik hastalığı varsa zaten biz doktor olarak onları öncelikle onların temel hastalıklarını iyileştirecek bölümlere biz tabii yapamayız ama dahiliye bölümüne mesela veya dermatolojiye mesela bir mantar hastalığı var saçlarında onları yönlendiriyoruz. Ama şöyle ideal hastada düzgün ideal herhangi bir altta yatan problemi olmayan hastada arkadan aldığımız yaklaşık 4000 greftin greft demek saç teli içeren dokular demek 4000 greftin yaklaşık %95'inin çıkmasını bekleriz. Eğer çıkmıyorsa ya teknikte bir hata vardır. Ya ekipte bir hata vardır yani yapılan işlemin ya da hasta çok ciddi sigara içicidir yani hani bu tarz bizim engelleyebileceğimiz şeyler gibi. Bu arada hemen bunu belirtelim. Tabii çok etki ediyor kanlanmayı bozuyor çünkü yani bu tarz şeyler yoksa teknik olarak ekilen saçın %95 civarındasının çıkmasını bekliyoruz. Ben yani, bir vurgu yapabilir miyim izninizle Derya Hocam buyurun. Çok güzel açıkladı. Çok yapıldığı gibi çok da suistimal ediliyor maalesef Türkiye'de bu iş ve işin ehli olmayan kişiler hastaya bilgi veriyor. Sizin sorduğunuz soru belki o anlamda anlamlı. Bir plastik cerrah Derya Hocam'ın demin anlattığı konuları kişiye anlatır. Gerekirse bir ek tedavisini verdirir. Ama maalesef bizim karşımıza çıkıyor gidip hiçbir tıbbi eğitimi olmayan, saç hekiminin muayene kapısından geçmemiş olan kişilere sen otur, kişi gelince konuş, bunları anlat. Herkese ezberlenmiş papağan gibi size 4000 ekeriz, 5000 ekeriz, 6000 ekeriz gibi rakamlar vererek bir gereksiz umut oluşturan müesseseler var ama ne yazık ki. Ama bu da aslında kişiden kişiye değişebilir tabii. O kişiden kişiye değişikliği plastik cerrah hani iyi değerlendirir. Tabii. Onun için doktorun görmesinin o anlamda çok büyük farkı var. Tabii tabii. Ve ona ne kadar bir beklentisi olacağını açık açık söyler. Evet o böyle net olarak belirli bir şey olmadığı için her tabii, zaman onu göreceli bir şey. Ucu açık bırakmak gerekiyor şimdi, ki hani evet. Beklenti çok büyük olmasın. Veli Hocam çok güzel bir konuya temas etti Gizem. Zaten bugün ilerleyen sürede bu konularla alakalı bir avukatımız olacak Fırat Bey. Bunu da konuşacağız. Hastanın yani, hakları yaptığı nedir? Yanlışlar ya da evet, yani bunda ilgili nelere yapılmalı, nerelere başvurmalı bunu da konuşacağız. Evet. Bu arada sokak röportajlarımız evet, varmış. Evet, sokak röportajlarımız. Onları izleyelim bir bakalım. Evet. Ben sürekli bakım yapmama rağmen ama bir sonuç elde edemedim. Saç metorabisi diye bir şey varmış. Sonuç elde edebilir miyim böyle bir bakım yapmış olsam? Kardeşim çok kiloluydu ve şok diyetler uyguladı ve o dönemde de menopoz dönemindeydi ve saçları çok döküldü. Şimdi ne yapılabilir? Yani nasıl bir çözüm olabilir bu saatten sonra? Ablam sedef hastasıydı. Bu yüzden saçları döküldü. Çok ağır bir süreçten geçti. Sedef hastalarına saç ekimi yapılabiliyor mu? Saçlarım çok dökülüyor. Menopoz dönemindeyim. Neden döküldüğünü anlayamıyorum yani. Nasıl şampuan kullanabilirim? Yüz germe operasyonu yaptırmak istiyorum.
iz kalmasından korkuyorum. Acaba izleri saç ekimiyle kapatabilir miyim? Komşumun hiç saçı yok. Arkadan saç alınıp saç ekimi yapılabiliyormuş. Peki hiç saçı olmayanlar ne yapmalı? Evet hocam, yani burada tabii şeyi de soracaktık, hani bayanlarda saç ekimini, ama evet, dikkat ederseniz sokak röportajlarında da menopoz, evet, bayanlar işte saç ekimi, saç dökülmesi olanlarda yapılabilir mi? Sedef hastalığı. Sedef hastalığı, evet. Çok egzama, hani bu tür deri problemlerinde olabiliyor mu? Çok güzel sorular sormuş halkımız, yani tebrik ediyorum kendilerini, çok bilinçli güzel sorular. Çeşitli hastalıkları olabilir kişilerin. Mesela sedef hastalığı. Bu konuda yapılmış çok fazla yayın yok. Bize başvuruyor hastalarımız. Sedef hastası, para para boşlukları var saçların içinde. Ben onlara şöyle bir yol öneriyorum. Diyorum ki arkanızdan, yani oksipital bölgeden, şu iki kulak arasındaki bölgeden mesela 20 tane saç grefti, saç kökü alalım. Boş olan yerleri ekelim. Bunları takip edelim 2 yıl. Ha, bir mesela demo yapılıyor. Evet, önden gibi. Eğer ektiklerimiz kalır, dökülmezse yapabiliriz. Çünkü bu konuda yapılmış tıbbi çalışma yok, yayın yok. Yani biz de bu konuda çok bilmiyoruz. Sedef hastalarında saç ekiminin sonuçları kalıcı olur mu, yoksa ekilenlerde dökülür mü? Böyle bir şey benim tavsiye ediyorum hastalarıma. Kendileri düşünüyorlar. Şu ana kadar bunu söyleyince hani çok sıcak bakmıyorlar aslında. Hani demek ki bu biraz şüpheli bir alan gibi. Bu konuda çok fazla bir veri yok. Diğer soru sizin sorunuz. Eğer saçında zaten egzama, mantar, efendim bir dolu saç hastalığı var, böyle bir şey varsa zaten burada adres dermatoloji. Değil mi? Önce dermatologlar, onun tedavisi. Tabii onları tedavi edecekler. Belki saçları çıkacak. Değil mi? Tabii. Evet. Yani, ama tedavi olmadan siz uygulamaya almıyorsunuz. Tabii. Yani altta yatan bir sıkıntı varsa, bu tür hani belirgin bir cilt hastalığı varsa, tabii saçlı deride muhakkak. Tabii mutlaka ki dermatoloji onun tedavisini verecek. Belki de saçları geri çıkacak. Yani onu dermatologlarla görüşecekler. Saç ekimi saçlı deride, saçların da herhangi bir hastalığı olmayan kişiler için uygun. Peki menopoz döneminde böyle bir uygulama? Menopoz veya değil, fark etmez. Bayanlarda eğer altta yatan bir neden yoksa, demin vurguladığımız gibi saçlı derisinin herhangi bir hastalığı yoksa, arkadaki verici alandaki saçların durumu da iyiyse ekilebilir. Anladım. Değerlendiriyoruz. Uygun vakalarda saç ekimi bayanlara da gayet güzel sonuçlar veriyor. Peki hocam, yani bu bölüme girmişken bazı scarlar evet, işte, o da çok güzel soru. Evet, yüz germe operasyonundan kaynaklı izler, yanıklar ya da herhangi bir trafik kazasından kaynaklı işte saçlı bölgede saçsızlaşma durumunda da yapılabiliyor. Saç ekimi, şöyle hepsini aynı kategoriye koymak biraz zor, ama mesela diyelim ki çizgi şeklinde bir iz var. Veyahut yüz germe ameliyatı yapılmış, tam şu saçın birleştiği yerde yıpranma izi var. Yıpranma oranına göre mi? Şöyle şey, eğer yanık mesela yanmış geniş bir alan yanıksa, o bölgeye saç ekmek o bölgeyi bir daha bir travmatize etmek anlamına geliyor. Ve yanık alanlarında bazen tümör oluşumları meydana gelebiliyor. Bir de biz travmatize edersek bu ihtimal biraz artabilir. Oo, Allah korusun. Artı yanmış alan, tabii yanığın da düzeyleri var, farklı düzeyleri var, ama yanık alanlarda ekilen saçların tutma şansı da biraz azalıyor. Ve çıkanların da kalitesi bir normal bir kişiye yapılan saç ekimi kadar kaliteli olmuyor. Ama ben kendi meslektaşlarımdan güzel birkaç tane sunu dinledim. Yanık alana hani bu riskleri biraz alarak ekmişler. Fena olmamış, ama tutma yüzdesi düşüyor. Ya beklenti yüksek tutmadan sağlıklı olmadığı yapılabilir için herhalde. Açıkçası ben yapmam. Geniş bir yanıklı zemine yapmam. Çünkü bizim plastik cerrahi başka ameliyatlarımız var. Doku genişleticiler eğer uygunsa hasta, sağlam alanın altına doku genişletici koyuyoruz. Orayı genişletip problemli alanı çıkartıp onu oraya yayıyoruz. Ha. O çok daha sağlıklı, daha iyi bir ameliyat. Eğer hastada uygun koşullar o ameliyat için söz konusuysa. Hocam, sizin anlattığınız bu kıkırdak geldi aklıma şimdi. Evet. Sağlam dokuyu germe işleminden sonra demiştiniz ya, kendi kıkırdağıyla yapılan evet, ameliyat en başarılıdır. Tabii. Derya Hocam'ın demin anlattığı çok daha fizyolojik yoldan hastanın kendi saçlı derisini genişleterek sorunlu gördüğümüz alanı küçültüp oraya yaymak her zaman daha akıllıcadır. Bunu burunda da yapıyoruz. Hatta ben bugün yolda gelirken bunu anlatayım diye düşündüm.
yeni bir gelişme olarak ikinci, üçüncü defa ameliyat olmuş, hala bir girinti veya çıkıntı, görüntüyü bozuyorsa veya o kişiyi rahatsız ediyorsa her zaman ameliyatı düşünmüyoruz. Belki 15 yıl önce bunu hiçbir plastik cerrah söylemezdi ama bugünlerde yeni bir trend olarak dolgu kullanıyoruz. Aha. Yani ameliyat etmeden hatta bunu da hani Derya Hocam demin saç ekim için 20-30 tane çok minimal bir operasyonla ekip sonucunu görmek nasıl daha akıllıcaysa bu dolguyu da deriyi uyuşturduktan sonra tuzlu su, salin enjeksiyonuyla minik dokunuşlar. Anında evet o istediği veya cerrahın düşündüğü görüntü oluşturuluyor. Kişi aynada bakıp evet istediğim budur veya daha az, daha fazla gibi kendi yorumuna da kattıktan sonra oraya hazır dolgular kullanılabiliyor. Hastanın kendi yağ dokusu kullanılabiliyor. Gene kendinden işte ama değil mi? Evet. O, hani en iyi sonucu veren demiştiniz siz. Evet. Hocam da şimdi aynı şeyi söyledi. Hani toprak gibiyiz aslında, bir şey ekiliyor. Eğer verimli bir topraksa oradan ürün çıkıyor ama... Yeter ki biz bunu tabii yetiştirmeyi bilelim. Evet. Son zamanlarda yine bizim fizyoloji kolajen, otonom kolajen üretimi de gündemde. Kulağın arkasından ufacık 1-2 milimlik bir deriyi özel bu işi yapan laboratuvara gönderip kişinin kendi kolajen dokusunu orada üretip bize geri gönderiyorlar. Hı? Kişi illaki yabancı bir madde dolgusu istemiyorum derse o tür dolgularda tercih edilebiliyor. İlla her seferinde revizyon için artık ameliyatı düşünmüyoruz. Tamam. Evet. Derya Hanım'a telefonumuz evet, var. Evet, bir telefonumuz var Derya Hocamıza. Alo. Buyurun efendim. Alo, merhabalar. İyi merhaba, hoş geldiniz. Benim bir sorum olacaktı Derya Hanım'a. Biraz önce kendisi bahsetti. Bu yara izlerini tedavisinde saç ekiminden. Benim annem 56 yaşında ve kötü bir trafik kazası geçirdi. Şimdi kafasının bir bölgesinde yanık izleri var. Yani bu da biraz psikolojisini etkiliyor. Saç ekimi yapılabiliyor mu? Hani ağır yaraların, hani tam iyileşti ama yaraları çok derin olduğu için orada saç ekiminde hani bir komplikasyon oluşuyor mu, bunu soracaktı. Pardon, nerede varmış iz? Kafa bölgesinde. Baş bölgesinde de saçlı mi hanımcığım? Evet, evet, saç bölgesinde. Saçlı tabii, uygun o zaman. Trafik kazası. Trafik kazası yara. Tabii ki. Evet, yapıyoruz. Yani. Kamuflaj işini görüyor. Yani arkadan iki kulak arasındaki bölgeden saçları alıyoruz. Açtığımız ufak yaralı iz üzerindeki alandaki ufak yuvalara aldığımız saçları teker teker ekiyoruz. Eğer çok geniş bir alan değilse tabii ki yapılabilir, fayda görür. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun İrem Hanım. Peki hocam, genelde tabii bu tarz operasyonlarda hastaları memnun etmek de tabii ki öncesinde detaylı ve ayrıntılı tabii bir ki. Hastanın beklentisini bir anamnezini almadan geçiyor. Memnuniyet nasıl genel anlamıyla? Yani hastaların özellikle plastik cerrahin diğer alanlarını da dile getirirsek saç ekimindeki memnuniyet nasıl gözlemliyorsunuz hocam siz? Çok teşekkürler. Yani ben bunu hakikaten altını çizerek hastalarımıza da söylüyorum. Saç ekiminde doğru ellerde doğru işlem yapılırsa, yönleri, açıları arzu edilen bir densitede sıklıkta yapılabilirse bu işlem, hasta memnuniyeti çok yüksek. Çok yüksek. Yani doğru ellerde ben memnun olmadım, keşke ektirmeseydim diyen hasta daha hiç görmedim. Evet. Yani tabii ama şimdi birazdan konuşuruz. Bu işin ehli olmayan kişilerin yaptığı, evet, hiç saç evet çıkmamış kişiler... Yönleri kötü, efendim uygun koşullarda, sağlıksız koşullarda, uygun olmayan koşullarda yapılmış ameliyatlar, hasta güvenliği yok edilmiş. Bunlardan bahsetmiyorum tabii. Yani bir plastik cerrahın başını çektiği, normal bir ameliyat ortamının sağlandığı, saç ekiminin kurallarına riayet ederek yapılan işlemle hasta memnuniyeti çok yüksek. Yüksek. Ama evet, gene de kişiden evet kişiye değişir diyoruz. Siz doğru bilgileri, doğru kişilere ulaşın diyoruz. Kesinlikle. Biz burada doğru tabii bilgileri zaten vermeye çalışıyoruz. Gizemciğim, amacımız bizim burada bu işin profesörü, uzmanı, doktorları konuk ederek bilir halkımızı evet bilinçlendirmek. Doğru bilgileri vermek. Özellikle her zaman da vurguladığımız bir şey var.
bu işte muhakkak bu işin ehli olan kişiler ve tavsiye üzerine öncelikli tabii, olarak. Tabii. Kesinlikle tabii bugün bilişim çağında, internet çağında yaşıyoruz. İnternetten de araştırsınlar, aynen, baksınlar kime gidecekler, ne yapacaklar ama muhakkak tabii, yeterli değil bunlar. Tabii değil mi hocam? Yani, evet, ben burada bir nokta eklemek istiyorum. Yani sizin dediğiniz gibi internet çağında yaşıyoruz. İnternetten hepimiz yani birçok şey internete bakar olduk. Hastalarımız da saç ektirecek internete yazıyor. Plastik cerrah, saç ekimi vesaire. Karşılarına bir takım isimler çıkıyor. Sonra görüşmeye gidiyorlar. O kişi ameliyatını yapıyor falan. Aradan bir zaman geçiyor. Sonra o kişinin aslında değil plastik cerrah, yani sağlıkla bile ilgisi olmayan bir kişi olduğu ortaya çıkıyor. Evet, korkunç işte bunlar. Yani bunun için biz aman, şunu çok iyi araştırın. Evet, öneriyoruz. Çok, çok önemli. Bizim Türk Plastik Cerrahi Derneği'nin sayfası var. Plastikcerrahi.org. Oradan başvurdukları doktor plastik cerrahı değil, oradan öğrenebilirler. Çok evet, güzel. Bu çok yani önemli. Bunu, evet, tekrar evet, belirtmek yani lazım. Bir nevi aslında evet, check etmek. Tabii, karşımızdaki tabii, kişinin title'ı doğru mu değil mi? Çünkü kendini öyle tanıtıyor. Tabii. Hastada ne bilsin yani, hani diplomanızı tabii, gösterin diyemiyor. Aslında tabii diyebilirler. Aslında demeleri de gerekiyor. Evet, yani diyebilirler. Yani etkilenmiş olabilir konuşmadan. Evet. Yurt dışından tesir altında kalmış olabilir, aslında orada var, araştırma evet, istememiş olabilir ama mutlaka kesinlikle, hani onu aslında, da araştırmak lazım. Memnuniyeti belirleyen beklentidir. Tabii. Evet. O beklentiyi de doğru kişi doğru miktarda kişide oluşturur. Bu işle Derya Hocam'ın dediği gibi tıpla hiçbir geçmiş olmayan görüşmeci hı-hı, statüsunda hı-hı, kişiler görüştüğü zaman yanlış bilgiler vererek tabii tabii, aynen, ve o müracaat eden kişi de hiç düşünemiyor ki koskoca hastane evet, burada benimle görüşen doktor değil, akıllarına bile gelmiyor. Değil mi? Ama lütfen bu şekilde bu konuda bilinçlenmiş olsunlar. Biraz şüpheci olmak siz doktor gerekiyor musunuz, tabii, yani uzman olmak mısınız gerekiyor diye sormaları ayıp bir soru değil. Haklarıdır ayrıca, sonradan üzülmektense baştan. Böyle o internet sitesinin adresini bir daha verelim mi? Plastikcerrahi.org. Akıllarına kalmazsa Türk Plastik Cerrahi Derneği derlerse zaten çıkar. Dernekten de araştırabilirler tabii, bu antep oldukları. Hocam, Derya Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica yani edelim, saçla ilgili gerçekten de detaylı, ayrıntılı, yol gösterici bilgiler verdiniz. Biraz sonra da zaten devam edeceğiz. Bu işin hukuksal boyutu, işte bir tabii, olası bir olumsuz sonuçlar ortaya çıktığında nereye başvurmalı, ne yapmalı? Fırat Bey ile birlikte. Veli Hoca ile şimdi bir burunla alakalı tabii yoğun sorular da geliyor. Evet. Telefonlar da geliyor. Malum Türk insanların tabii, en fazla yaptırdığı. Çok yapılıyor. En burun, çok sorulan çok soru. Evet, burun, operasyonlar bir tanesi. Evet, yani bu konuda bir Derya Hocam tabii, arada siz de eşlik ederseniz de mutlu oluruz. Tabii, evet, çok sevinerek. Evet. Yani hocam burun operasyonları plastik cerrahideki yeri nedir diye başlayalım. Evet. Şimdi burun tabii yüzümüzün belki de en belirgin ögesi. Onu saklamak, kapatmak mümkün olmuyor. Kişinin toplumdaki imajını da en çok belirleyen organımız aslında. Onu takip eden belki de kaş ve gözdür. Bunun için burunda bir olumsuzluk varsa, mesela boksör burnu diye tabir ettiğimiz defalarca kırılmış, çökmüş bir görüntü varsa, ileri derecede deviasyon, burnu gerçekten bir tarafa yatmışsa, bunun sağlık yanında çok büyük görüntüde olumsuz etkileri var. Tabii ki bunu düzeltmek hem kişinin fonksiyonunu, yani nefes alıp vermesini, sağlığını olumlu yönde etkilediği gibi görüntüsünde de çok büyük farklılıklar yaratabilecektir. Yalnız burunda şöyle bir konuyu belki de vurgulamamız lazım. Deminki beklenti noktasından hareket ederek. Kişi plastik cerrahla görüştüğünde açık açık ne istediğini söylemeli. Ve plastik cerrah da sabırla bunu dinleyip gerçekten istediği şey teknik açıdan mümkün mü? Bir ikincisi o kişiye bu yakışır mı? Çünkü bize müracaat edenlerin bazılarında da öyle yanlış bir hayalle geliyorlar. Hayalle size geliyorlar. Tabii. Beğendiği kişinin çok ufak, çok kalkık bir burnu vardır. Halbuki o burun hayatta onun yüzüne yakışmayacak. Değil mi? O proporsiyona uymayabilir. Kendi mevcut burnu belki ondan daha güzel.
O konularda plastik cerrahların hakikaten sabır göstererek bunu anlatmaları lazım. Tabii bu bazen müşteri kaybına da uğratıyor tabii. Plastik cerrahları ama doğru. Plastik cerrah her şeyden önce bir hekimdir. Hani olmayacak duaya amin demek, kişiyi yanıltmak onu da mutsuz eder. Sonuçta cerrahı da mutsuz eder. Onun için baştan bu konuyu iyi koymak gerekir. Ve bazen bu dismorfik bozukluk dediğimiz kişinin gerçekten gerçek dünyayla bir algı bozukluğu içerisinde oluşuna kadar ilerleyebiliyor. Oo. Bu kişiler bir ömür boyu çalışır, bütün birikimlerini ameliyatlara yatırırlar. Ve her defasında da istedikleri sonuç olmadığı için aslında gerçek bir dört dörtlük imaj da yok kafalarında. O imaj sürekli değişiyor çünkü. Hmm. Hocam burada biraz da yıllarca psikiyatrist gibi de davranıyorsunuz. Tabii tabii. Zaten, değil mi? Yani tabii. Bir plastik cerrahın iyi evet. Düzeyde de böyle hasta psikolojisini bilmesi gerekiyor değil tabii mi? Tabii canım. Zaten 6 ayda bir burnunu yaptıran biri ya da her yerine. Yani inan ki karşılaşıyoruz. Normal bir davranış yani. Değil yani, tabii ki bu. Peki. Vicdanlı her plastik cerrah bu kişilerde dediğiniz gibi psikiyatriste yönlendirmeye çalışır. Ama bazen de bu kişiler dirençlidir. Gitmezler. Bu yapmak istemiyor. Veya kendine güvenemedi, onun için bana böyle dedi gibi yanlış algılar olabiliyor. Evet hocam, yani seyircilerimizden bir soru var. Alalım, buyurun. Mikrofonu yaklaştırırsan. Belli mi? Belli mi? 5-6 sene evvel burnunda tıkanmalar oluyordu. Bir baştan alabilir misiniz evet. Galiba? Seste sorun oldu, tekrar alalım soruyu. Benim kızım 23 yaşında. Evet. Bundan 5-6 sene evvel burnunda bir tıkanmalar oluyordu. Nefes alamıyordu. Doktora evet. Gönderdi ki iç yerden bir kemik dönme yapmış. Evet. O zamanında çocukken düşmüştü burnun üstüne. Farkında değildik ama biz. Doktor ameliyat olmasını istedi. Ama benim kızım şimdi şu anda korkuyor, ameliyat olamıyor. Evet. Bir sakıncası olur mu? Herhangi bir korku olur mu? Onu sormak istemiştim ben. Evet. Aslında kemik gelişimini tamamlanmış kişilerde öyle bir risk yok. Ama daha küçük yaşlarda 15-16 yaşında da bu ameliyatı olmak isteyen özellikle estetik anlamda sadece nefes alma problemi için değil. Estetik anlamda anne babalarını ısrarla yorup plastik cerraha gelen kişiler oluyor. Riskli şu açıdan o yaşta riskli. Kemik gelişimi devam edeceği için ve biz estetik ameliyat sırasında kemiğin bazı gelişme noktalarına dokunduğumuz için ileride tekrar deformitelere açıktır bu ameliyat. Onun için genellikle kemik yaşını tamamlamış olduğunu beklemekten yanayız. Değil mi Derya Hocam? Evet. 18 yaşından sonra... Ama bir nefes alma problemi de var galiba. Evet. Nefes. Nefes problem. Evet. Nefes alma... tabii şimdi 23 yaşında hanımefendinin kızı rahatlıkla olabilir. Ama genel bilgilendirme açısından ama nefes korkuyor alma... diyor. Bu korku şekilden mi çıkacak, sonuçtan mı korkuyor yoksa ağrı acı... Tekrar bozulur diye. Derim diye korkuyor. Acı hissederim korkuyor. Şimdiki anestezi... İlaçlar, evet. Şimdiki ameliyat sonrası bakımlarla inanın ki öyle çok ızdırabı olan hastalarımız olmuyor. Çünkü kızımın bu burnunun üstünde biraz böyle çıkılma böyle aşağı doğru geliyor. Evet. Onun için yani hem estetik olmuş olacak hem de o kemikler düzelmesi olacak. Biz çok ısrar ediyoruz ama korkusundan yapmıyordu. Evet. Onu yok, öğrenmek istedim. O vakti gelince korkusunu yenecektir evet, emin olun. Demek ki yeterince istemiyor şu anda ya da yeterince çatısı yok. Problemi varsa zaten evet. O bir sağlık sorunu. Evet. Evet. Onun halledilmesinde fayda var. Aynı esnada Veli Bey'in de söylediği gibi şekli de düzeltilebilir. Yani günümüzde artık bu ameliyatlar güvenli bir şekilde yapılıyor. Aslında hayat risklerden ibaret. Aynen. Evet, yani uçağa binerken de risk alıyoruz, trafikte giderken tabii ki, de. Tabii ki. Şu anki ameliyatların riski de hani bunlara yakın diyebiliriz. Evet. Zaten hakikaten riskli olsa biz bu işleri hiç önermeyiz, hiç yapmayız. Çok korkulacak bir şey yok. Hı. Uygun, doğru bir adrese giderseniz en iyisini yapacaktır. Tamam. Teşekkür evet. Ederim. Rica teşekkür ederiz. Ediyoruz. Veli Hocam, bizi kırmayıp geldiniz. Hastalığınız da sizi bekliyor. Fırat Bey de müdahil olacak bu sağlıkla ilgili mevzuatlarla alakalı. Son bir iki cümleniz varsa onları alalım. Ondan sonra sizi
Hastamıza evet. Baş başa bırakalım hocam. Aslında son soru iyi bir noktaya getirdi konuşmayı. Tabii bu ameliyata çok heves edenler gibi çok korkanlar da var. Önemli olan gerçekten bu ameliyatı isteyip istememeleri. Çünkü kişinin özgüven ve özbeğenisi her şeyin önünde gider. Kişi burnuyla mutluysa bu ameliyatı hiç talep etmeyebilir. Ama evet. O mutsuzluğu varsa, her gün aynaya baktığında kahroluyorsa, keşke bu böyle olsaydı, böyle olmasaydı diyorsa, en iyi, en kestirme yol tecrübeli bir plastik cerrahın muayenehanesine, ofisine gidip bu konuda bilgi almasıdır. Onu varsa bir risk, en önce plastik cerrah onu uyaracaktır. Öyle gereksiz korkular duymak da yersiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok detaylı sağ bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Ameliyatı varmış hocamın. Evet. Tutmayalım daha fazla. Tutmayalım. İyiydi böyle ama. Evet, şimdi Fırat Bey'i alacağız. Fırat Gültekin. Çok teşekkürler hocam. İyi günler. Hocam teşekkür ediyoruz. Avukat Fırat Gültekin. Evet, evet Fırat Bey. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi. Hasta hakları hukuku. Bakın çok önemli evet. Bir konu. Hastanın bir de hakları var. Hukuku da var. Tabii. Bizim tabii. Yanlış bildiğimiz doğrular neler? Onların hepsini tabii düzelteceğiz bunları, şimdi. Tabii seyircilerimiz bilmeli ki uygun tedavi noktasında doğru sonuçları almak adına ekstra bir çaba içerisinde olsunlar. Tabii ki. Tabii. Yani evet. Sadece doktorla bitmiyor evet. İş ya da tabii. İyi hastaneyle bitmiyor. Tabii. Bir tanıtımımız var. İzleyelim evet. Hemen dönüyoruz bu konuyla. Hasta hakları nelerdir? Hasta veya yakınlarının mağduriyeti nasıl giderilir? Mağdur olan hasta nasıl bir yol izlemeli? Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Avukat Fırat Gültekin hasta hakları hukuku hakkında merak edilen her şeyi canlı yayında anlatacak. Az sonra. Evet Fırat Bey hoş geldiniz. Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi evet, olarak. Doğrudur. Yani bugün yanımızda bir profesörümüz. Yine sağlıkla ilgili mevzuatlarla ilgili bir avukatımız. Evet. Konuya tamamen hakim olacağız bugün. Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah. Yani hocam nedir? Yani tabii ki hiç kimse istemez. Hiçbir doktor, cerrah, hastasıyla ilgili mahkemelik, davalık ya da olumsuz bir sonuç ortaya çıkmasını muhakkak. Kesinlikle arzu etmez. Hasta da istemez ama, tabii ki. Ama bazen hani, malum işte istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Yani bu gibi durumlarda... Ne yapmak lazım? Nasıl bir yol takip etmek lazım? Öncesinde neleri araştırması gerekiyor ki bu hastaların, vatandaşların mümkün olduğunca bu tarz konulara hiç girilmesin? Şimdi program akışından da takip ettiğim üzere hastaların, daha demin hocam bahsettiler, her halükarda doktor olup olmayışını bile sorgulamaktan bir çekingesi var. Ama o çekinceyi her halükarda ortadan kaldırıp... Değil mi? Ayıp olur mu düşüncesi tabii, var? Tabii. Kanunda da açıklığı olan, Türk Tabipler Birliği'nin yönetmeliğinde de açıklığı olan aydınlatılmış onam dediğimiz bir kurum var. Aydınlatılmış onam. Aydınlatılmış onam. Bunun karşılığı aslında eski Türkçe'de icazet. Hastanın ilgili yapılacak tüm tedavileriyle alakalı, safahatlarıyla alakalı, çıkabilecek komplikasyonlarla alakalı... bilgilendirilmesi. Öyle ki günümüzde özel kurumların daha çok artmasından dolayı bunları daha da böyle spesifik yazılı sözleşme haline getirdik. Yargıtay günümüz hukukunda günümüzde bu sözlü olarak doktorun sunduğu hastalıkla alakalı, tedaviyle alakalı kurumları da kabul etmiyor. Yazılı olarak beyanını almanız lazım diyor. Yazılı olarak beyanını aldığında da muhakkak basından da takip edersiniz. Tüketici kanunlarında bu bankaların sözleşmeleri vardır. Hastanın hiç anlayamayacağı. Minicik okuyamayacağı kadar küçük. Evet, literatür kelimeleri. Bunlardan da imtina etmesi gerektiğini doktorun veyahut kurumun açık, sarih, net bir şekilde bilgilendirip ve hastanın onayı sonrası bu süreci başlatması gerektiğini vurguluyor. Siz neler diyorsunuz bu konuda? Tabii çok hocam. Önemli. Yani genellikle maalesef işleyiş hani hastalarımızın gene doktoruna güven duyup çok okumanın imzalaması şeklinde ilerliyor ama arzu eden alıp evine götürüp evet. Ben bunu inceleyeceğim. Eğer tabii ameliyat çok acil bir ameliyat değilse inceleyeceğim, okuyacağım ondan sonra geleceğim diyebilir.
O çok önemli çünkü orada ameliyatın nasıl yapılacağı, yani detayları, olabilecek problemler, ne tür problemlerle karşıya kalabilir. Bunlar yazıyor. Kişi de ben bunları okudum, anladım, kabul ediyorum. Tabii. Kalbi çok önemli. Okudum, anladım ve kabul ediyorum diye. Evet. İmzalaması gerekiyor. İmzalıyor. Kaldı ki hocam yeni uygulamada sizler daha iyi bilirsiniz. Hı hı. Artık birer örnek yapıyoruz. Birer nüsha. Bir nüshası hastada. Aslında en doğrusu o. Tabii. Bir nüshası hekimde veyahut da kurumunda kalacak şekilde. Olur ya ileride dediğiniz gibi kimse istemiyor böyle bir durumun olmasını ama olacağı dakikada yazılı neymiş, komplikasyonlar neler olabilir, tedavi süreci ne kadar sürecek. Mesela çok uzun süren tedavi süreçleri vardır. Bu tedavi süreçlerinden pek tabii ki hastanın psikolojik durumu veyahut maddi durumu buna elverişli olmayabilir. Ama işte o sözleşmede aydınlatılmış anlamda yazılması lazım bunların. Peki hocam olası bir durum ortaya çıktı ve istenmeyen bir durumla karşılaştı. Hasta nereye başvurmalı? Yani mağdur olan kişi nasıl bir yol takip etmeli? Mağdur olan kişi eğer bir devlet kurumu ise devlet hastanesi de her halükarda ilgili doktorun tazminatını idare karşılıyor. Çünkü istihdam ettiğinden dolayı. Evet. Ancak doktorun orada çok aykırı bir kusuru varsa, yani tedaviyle alakalı çok aykırı bir kusuru varsa doktor da orada sorumlu tutulabiliniyor. Özel kurumlarda ise doktor ile birlikte ilgili özel kurumu da dava etme hakkı var. Hatta daha ileri gidelim. Mesleki adab ve ahlaklara uymama, öyle değil mi hocam? Tabii, etik kurallarına uymamayla alakalı bir zarar ziyan söz konusuysa bunun savcılık cezai sorumluluğu bile var. Yani doktorla ilgili savcılığa bile şikayette bulunabilirsiniz. Evet. Hocam burada herhalde sizler devreye giriyorsunuz. Bilirkişi olarak değil mi? Yani bu tarz şeylerde. Evet. Yani kimin hatası var? Tabii, bu çok önemli bir konu. Değil mi hocam? Yani bunu biraz açarsın. Sonuçta şikayet diyelim ki avukatını tuttu hastamız. Diyor ki ben böyle olacağını bilmiyordum. Bana bilgi verilmedi. İstediğim sonuç elde etmedim. Yani plastik cerrahiden bahsettiğimiz için. Mesela burun ameliyatı oldum. İstediğim gibi olmadı. Avukatını tutuyor. Mahkemeye başvuruyor. Mahkeme tabii ki orası... hukuk insanlarından oluşmuş bir müessese. Bu iş böyle mi olur, öyle mi olur bilemeyecekleri için. Teknik hocamızdan doğru. Bilirkişi bilirkişilik yapabilecek, herkes de bilirkişi olmaz. Bilirkişilik yapabilecek kişilerden görüş alıyorlar. Doğru. Burada doktorun bir şeyi var mıdır, kusuru var mıdır, yapılan işlem doğru mudur, basit bir müdahaleyle problem giderilebilir mi gibi soruları içeren biz de onlara açıklamalar yazıyoruz. Bu bilirkişi kurumlarında hocam dediniz ya herkes bilirkişi olmaz buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Eskiden uygulamada mahkemelerimiz şuraya sevk ediyordu ve şuranın kararı karar kabul görünüyordu. Ancak şu an mahkemelerimiz Yargıtay onu da kabul etmiyor. Özellikle bu konuda teknik arkadaş. Örnek sizin bir plastik cerrahiyle alakalı görüşünüzde şurada olan bir göz doktorunun görüşü bir olmayabilir. Tabii. Yani tamamen konuyla alakalı. Tabii. Mütehassıs, uzman, konuya hakim. Tabii. Peki Fırat Bey, yani burada tabii günümüzde sağlık turizmi çok yaygın. Yani bugün devletimizin destekleriyle ve özellikle plastik cerrahi alanında çok değerli Derya Hocam gibi profesörlerin vermiş olduğu eğitimler nezdinde, başarılı ortaya koymuş olduğu uygulamalar nezdinde yoğun bir şekilde yurt dışından hastalar geliyor. Ve bu hastaların içerisinde de tamamen Almanlar, Fransızlar, işte Orta Doğu'dan gelen Araplar söz konusu. Evet. Tabii bunların biraz daha ülkeyi bilmediği için, tedavi olacağı kurum hakkında bilgi sahibi olmadığı için, fiyatlarını tanımadığı için, internetten bilgi alıp geldiği için çok ciddi mağduriyetler ortaya çıkmakta. Yani özellikle bu konuyla ilgili mağdur olan kişiler nereye başvursun ya da nasıl bir yol takip etsin? Şimdi tabii yurt dışından gelen vatandaşlarımız veya Türk vatandaşlarım diye Türk hukukunda bir ayrım yok. Nihayetinde bizim Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olduğu için milli hukuk geçerli. Hı. Yalnız bu yabancı misafirlerimize bizim önerdiğimiz her halükarda işte aydınlatılmış onam çerçevesinde ilgilinin bir... icazet yadını alıp hangi kurumdur, nedir, sicilidir, Tabipler Birliği sicili veyahut doktor arkadaşın, Sağlık Bakanlığı'nın beraatları vardır, sicil numaraları vardır. Onları çok iyi takip etmeleri lazım.
tabiri caizse amiyane tabirle merdiven altı kurumlarda bu tür şeyler ucuz olduğundan dolayı bu tür tedavi şeyleri bunlara tamah etmemeleri gerekiyor. Evet. Çünkü çok karşılaştığımız vakalar dediğiniz gibi hocam saç ekiyorlar hemen geliyorlar doktor şurada diyorlar şu şekilde diyorlar. Biz normalde hukuk davası tazminat davasına giderken bir bakıyoruz ki meğer ilgili doktor değilmiş. Sağlık kurumu değilmiş, mahalle arasında bir bağımsız bölümde bir katta bu işlemleri yapıyorlar. Bu sefer tazminattan ziyade kamunun düzeni bozulmasın diye savcılar şikayette bulunuyoruz. Yani bambaşka konulara gidiyorlar. İnce büyüyor. Tabii, tabii. Ben bu konuda bir örnek isterseniz anlatayım. Yurt dışından gelen Arap misafirlerimiz 3 tane hasta bir hastanede, İstanbul'da bir hastaneye başvuruyorlar. Muhtemelen aracılar vasıtasıyla bulmuşlar merkezi. Orada saç ekimi ameliyatı oluyorlar. Fakat ekip de doktor yok. Ekenler de hemşire de değil. Yani ortamda sağlıkla ilgili kimse yok. Kimse yok. Evet ve tabii ne sterilite biliyorlar ne bir şey. Sadece teknik olarak saç ekimini görerek öğrenmişler ki bu şey yani hani 14 yaşındaki çocuğun araba kullanması. Yani ehliyetsiz yapabilir ama ehliyetli birisi değil. Ondan sonra aynı aletleri, aynı cerrahi aletleri 3 hastayı da kullanıyorlar. Ondan sonra öğreniyorlar ki ilk hasta hepatit C'liymiş. Of! Evet. Korkunç yani, işte geri dönüşü tabii, olmayan tabii. Sonuç var, bu. Var. O tür vakalar evet. Ne yazık ki çok var. Yani, zaten bizim bu programı yapmaktaki en büyük evet. Amacımız bu. Yani araştırın, araştırdığınızı bir daha araştırın. Doğru. Ve onu check edin. Yani ne doğru ne yanlış. Evet. Birinin söylediği şey illaki doğru değildir. O doğruyu da bir de tekrardan check etmek tabii gerekiyor. Burada çok önemli konulardan bir tanesi. Az önce hocam da dile getirdi. Bu arada kusura bakmayın. Biraz sonra da devam edersiniz hocam. Yani sadece internet olayına yetinmesinler. Tabii ki. Tabii. Yetinmesinler. Onu diyorum. Doğrunun yani doğrusunu araştırmak lazım. Keşke bu konuda lazım. Şey de olsa ki bu kelimeyi de çok sevmem ama yani baktığınız zaman aslında bu internet siteleri fake siteler yani açıyorlar reklam sayfası. Yani bakanlık bunun üzerine bir gitse de bu fake sitelerin üzerine düzenleme yapılsa hocam sahibi yok oluyor. Bu konuda ben şöyle bilgi verebilirim. Bize çok şikayet geliyor. Mesela güzellik salonu biraz önce konuşuyorduk. Bir site yapmış. Zannedersiniz plastik cerrahi hastanesi. İşte plastik cerrahi ameliyatları, PRP'ler, botoks, dolgu vesaire. Bize şikayet geliyor. Burası plastik cerrahi hastanesi falan değil. Bu web sitesi çok uyumsuz diye. Şikayet ediyoruz. Öğreniyoruz ki İl Sağlık Müdürlüğü'ne orası güzellik salonuymuş zaten. Yani sağlık merkezi falan sokak değilmiş. Sokak röportajlarına evet, geçebiliriz. Tabii, evet, tabii. Şu an kendine bir güzellik yap stüdyosunda hastalıkları ile ilgili avukatımız var. Kendisine bir sorunuz var mıdır? Benim anneme meme kanseri teşhisi konuldu ve sonra bu olayın röntgenden dolayı bir yanlışlıktan ötürü olduğu saptandı. Ve benim bu durumda nereye başvurmam gerekiyor? Çok teşekkürler. Bir hafta sonra ameliyatım var. Biraz mecburi bir ameliyat ama estetik sonrası şu anki halimden daha kötü olacak mı, iyi olacak mı ya da problem yaşadığım zaman neler yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyorum ve korkuyorum. Şimdi şöyle bir sorum var. Benim çok yakın arkadaşım botoks yaptırdı. Fakat tüm ifadelerini kaybetti. Yani şu anda görüntü olarak çok çirkin gözüküyor. Ne yapması lazım? Nereye başvurması lazım? Kuzenim guatr ameliyatı oldu ve ses telleri alındı. Öğrendiğimize göre doktorun bir hatası var bu ameliyatta. Hasta olarak haklarımız neler bunu öğrenmek istiyorum. Evet. Evet. Duydum. Evet. Sorular. Literatürdeki deyimi malpractice. Yani... Hı. ilgili doktorun veya sağlık memurunun, hemşirenin uygulamada yaptığı hatalar veyahut da işini benimsemeden yapması, ehli vukuf olmadığı konuyla yani bilir kişi olmadığı konuyla bir tedaviye evet. girmesinden kaynaklanan işte biraz hastanın, da bizim bilinçsizliğimiz, araştırmamamız. Hastanın zararları söz konusu. Bu tür konularda genellikle hukuk mahkemelerine gidiliyor. Hukuk mahkemelerinde tazminat davaları açma hak ve yetkilerine sahipler. Ancak daha demin de görüşmemizde söylediğim gibi eğer doktor değil veyahut da gerçekten aykırı bir yetki aşımı söz konusu da bunun cezai sorumluluğu da var. Tabii bir de en güzel olay uluslararası hukuk normalde bu tür tazminatları, maddi tazminatları
bir de karşılığı manevi tazminatları daha yüksek tutmaya başladı. Fırat Bey, çok teşekkür ediyoruz bizi bu konuda aydınlattığınız için. Evet. Şu an Gizem. Hukuk mahkemesine gidenler, biz de reklama gidenler biz olarak ikiye ayrılıyoruz efendim. Este Center'ın sunduğu Kendine Bir Güzellik Yap devam edecek. Este Center'ın sunduğu Kendine Bir Güzellik Yap devam ediyor. Ya bugün çok önemli konular konuştuk ya. Yani hepimizin merak ettiği ve de böyle bitmeyen bir problem aslında. Evet sevgili izleyiciler, yine bugün Gizem değil mi? Dolu dolu bir program geçirdik. Çok mu bilinçlendiriyoruz? Ne yapıyoruz? İyidir. İyidir diyorsun. Fazla bilgiden evet. Zarar gelmez. Bilgi güçtür. Her zaman doğru bilgiye özellikle ulaşmak en büyük güçtür. Evet. O yüzden ne diyoruz? Öğrendiğinizi de mutlaka tekrardan check edin. Biz de zaten sizlere hani en doğrusunu vermeye çalışıyoruz daha nacizane. Değerli konuklarımızla, bilir kişilerimizle. Evet, yani ne diyoruz? Tavsiye üzerine araştırma, araştırma üzerine muhakkak gidin. Karşınızdakinin bir hekim, bir doktor, bir plastik cerrahi uzmanı olduğunu muhakkak bilin ve öğrenin. Ona göre tedaviyi uygulayın. Bugün hukuki kısmını da öğrenmiş olduk ki o çok önemli. Kesinlikle. Allah korusun, başımıza istemediğimiz bir şey geldi bu operasyon sonucu. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Biz kırmadı teşekkür geldi ederiz. Uzun ağzınıza bir aradan sağlık, sonra. Profesör Doktor Derya Özçelik. Çok teşekkür hocam ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Kırmadınız biz bizi. Ederiz. Ne demek, önümüzdeki ne haftalarda inşallah vakit zaman bulursanız gideriz. Sizi misafir etmek isteriz gideriz. Hocam. Aynen, bitmek bilmeyen sorularımız var bizim. Fırat Bey, size de çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Yani bizi gerçekten de sağlık alanında hastaların istenmeyen sonuçlarla ilgili neler yapması gerektiği hakkında detaylı bilgilendirdiniz. Ama bir dakika, bir sonraki programda da doktor haklarını da konuşalım lütfen. Peki, çünkü doktorlar da çok istenmediği şeylere maruz oluyorlar. Biz yani. Bir hekim kesin. Çocuğu olarak onu seve seve. Süper. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz. Hayır, bitiriyoruz. İstemiyor, kabul çok etmiyorum. Evet. Yönetmenim, devam etmek istiyorum. Sizleri çok seviyoruz efendim. Kendinize bir güzellik yapmaya devam edin. Kendinize iyi bakın, iyi davranın. Sevgiyle kalın, hoşgörüyle kalın. Bye bye.